Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Piyasada insanlar, yatırımcılar çok fazla yanlış yapmaya başladılar. Bu yanlışın temel sebebi nedir biliyor musunuz? Bir taraf temel analize kaydı, bir taraf teknik analize kaydı. Ancak temel yapan teknik yapmıyor, teknik yapan temel yapmıyor. Diğeri airdrop kovalıyor, diğeri haber analizi yapıyor. Ancak hepsini bir arada değerlendiren çok nadir insanlar var ve asıl kazananların bunlar olduğunu görmemek için kör olmak lazım. Şimdi size şu temel analizden, teknik analizden bahsetmeden önce kafamıza sokmamız gereken önemli şeylerden bahsedeceğim. Biliyorsunuz bakın Bitcoin'de bir düşüş geldi. Bu %5'lik bir düşüş 22.300 bantlarına hatta burada baktığımızda 22.000 bantlarına kadar bir geri çekilme yaşadık. 21.500 bandı bizim için kritik önem taşıyor. E peki neden oldu bu? Oluş sebebini duyuyorsunuz şu anda haberlerden. Silvergate. Ne bu Silvergate? Ne işe yarıyor? Neden bizi etkiliyor? Silvergate bir banka. ABD'li bir banka arkadaşlar. Neden bizi etkiliyor ama? Birincisi şunu kafanıza sokun. Siz nasıl kriptoda yatırım yapıyorsanız hisse senedine de yapabilirsiniz. Varlığı çeşitlendirebilirsiniz ki bu çok önemli. Ebook'ta bahsedeceğim. Bahsettim hatta. Bahsettim bundan. Onu da okuyacaksınız yakında. Çok önemli. Bunu kurumsallar da yapıyor. Yani siz sanıyor musunuz ki kripto şirketleri sadece kriptoya yatırım yapıyor. Yok öyle bir şey. Nvidia'dan da hisse alıyor. Tesla'dan da alıyor. Apple'dan da alıyor. Başka şirketlerle de anlaşma yapıyor. Manav'la bile anlaşma yapıyor. Emin olun. Her şeyle anlaşma yapıyorlar her şeyden hisse alıyorlar. Niye? Portföyü çeşitlendiriyorlar. Güçlendiriyorlar, sağlamlaştırıyorlar. Bir yerden bir sıkıntı çıktığında diğer taraftan tamamlamak istiyorlar. Piyasanın içinde kalıyorlar. Bakın Twitter'a yatırım yaptı Binance. Düşünüyor musunuz neden? Neden böyle bir yatırım yaptı? Yok. Göründü geçildi. Elon Musk'ın arkadaşı nasıl olsa diye düşünülüyor. Yani saçma sapan bir mantık. Devam ediyorum. Bir şirket battığında kripto para şirketi kim var? Mesela batan FTX var. FTX iflas etti. İflas ettiğinde bu zarar sadece kriptolara mı dokundu sanıyorsunuz? Ve bu zarar o gün yaşanan düşüşten ibaret mi sanıyorsunuz? Çok yanılıyorsunuz. FTX Amerika tarafında birçok şirkete yatırım yaptı. Birçok şirketi satın aldı. Birçok kurumu kendine bağlı hale getirdi. E bunları düşündüğünüzde bu kurumlara bağlı tek şirket ya da bunlara yatırım yapan tek şirket FTX değilse bu düşüşten Binance da zarar görüyor. Coinbase de zarar görüyor. Diğerleri de zarar görüyor. Yani sadece FTX'in batışı birçok kişinin geleneksel finansta yer alan yatırımlarını da etkiliyor. Birçok kurumun yatırımını da etkiliyor. Şimdi bunu kafanıza sokun. Yani şirketler geleneksel finansa da yatırım yapıyorlar. Artıştıkları insanların şirketlerine de yatırım yapıyorlar emin olun. Mesela e CZ Binance FTX'e yatırım yapıyordu. Ne oldu? Küçük bir delik gördü. Sıkıntı gördü. Buraya bir müdahale etti. Bu müdahale sonucunda delik büyüdü. Kapanamadı o delik. Battı gitti. Çok kocaman bir rakibi eledi. En arkasındakini eledi. En bitişindeki adamı eledi. Ne yaptı? Sadece FTX'e yatırım yaparak yaptı bunu. Yani bu işler basit işler değil. Önce bunu bir kafanıza sokun. Her şey temel analiz, teknik analizde olmuyor. Herkes bundan bahsediyor. trend kırıldı. E kırılsın ne olacak? Diğerine baktın mı sen? En önemli şey bu değil. Asıl trend belki 16 Mart civarında kırılacak. Belki iflas haberi gelecek. İşte onu yakalamak lazım. Silvergate ABD'de bir banka. Bu bankanın özelliğine teknolojiyi çok iyi kullanıyor. Teknolojiyi kullanmasından farklı olarak kripto etkileyen tarafı ne? 2018'den beri kripto sektörüne destek veriyor ve birçok kurumla işbirliği yapıyor. Bakın 2018'den beri ABD sermaye piyasası, sermaye komitesi işleri çok sıkı tutuyor. Çok baskı yapıyor kriptolar konusunda. Yani öyle kolay kolay her banka destek vermiyor bu işe. Ya her banka kendini öne çıkarmıyor. Silvergate öne çıkaran ve teknolojisiyle kripto sektörüne çok büyük hizmet veren bir banka. Siz bugün bir stabil coin'i sattığınızda ya da bir varlığı dolara dönüştürmek istediğinizde, TL'ye dönüştürmek istediğinizde anında dönüşmesini ya da 1-2 dakika içinde bütün işlerinizi halletmenizin nedenlerinden ya daha doğrusu bunu yapanların başlıca etkeni Silvergate gibi kurumlar. E bu kurumlar sayesinde anında işlem yapıyorsunuz. Peki siz örnek veriyorum ismini A Bankası, Türkiye'deki bir A Bankası. Cumartesi günü transfer yaptığınızda ne oluyor? Ya ekstra ücret kesiyor ya farklı bir şey var. İşte yeni bir şey çıkarıyor ama çalışmıyor bu bankalar hafta sonu. Silvergate teknolojisi sayesinde çalışıyor. Nedir bu teknolojisi? SEN. SEN sayesinde Silvergate 7/24 işlem yapmanızı sağlıyor. Yani bunu kripto sektörüne adapte etmez de çok kolay çünkü API kullanıyorlar ve API alıyorsunuz. Siz kripto borsanıza entegre ediyorsunuz, arayüzü geliştiriyorsunuz vesaire vesaire. Yani teknolojik anlamda üstün bir banka. O yüzden de çok de, e, seçiliyordu bu tercih ediliyordu. Şimdi bunun şeyi ne? Ee, alternatifi ne? Bunun alternatifi arkadaşlar farklı bir banka. Adını belki duymuşsunuzdur. Haberlerde ben paylaşıyorum Telegram'da. Signature Bank. Bu ne işe yarıyor? Bu da aynısı işlemi görüyor. Ancak teknolojisi şu anki konuştuğumuz bankaya göre Silvergate'e göre düşük. Yani daha kötü. Ancak iyileştirmeler yapıyor. Nedir bu iyileştirmeler? Devletle arasını iyi tutuyor. Coinbase gibi düşünün bunu. Onun haricinde geleneksel finans tarafında da ilgilenmeye başladı. E bunların hepsini birleştirdiğimizde yani sepeti büyüttüğünde ve sepete farklı yumurtalar koyduğunda güven artıyor. Çünkü tek bir yerden batışı gelmeyecek. Bir sürü yerden darbe yemesi lazım ki sepetteki yumurtaların hepsi kırılsın. Çok fazla dağıtmaya başladı işi ve bunu resmi olarak yapmaya çalışıyor. Şimdi de buna bir akış var. Çünkü diğer taraf Silvergate güven vermiyor artık çoğu kuruma ve Coinbase çıktı dedi ki ben artık çalışmıyorum arkasından Paxos Circle çıktı bunu açıklamasını yaptı Paxos Circle'dan da bir önceki videoda bahsettim e, Kanalda bakın bahsediyorum bundan Paxos Circle bak USD krizi yazıyor Paxos Circle nedir açıklıyorum 1,2000 inceliyor 1,2000 izlenen videoda Paxos ve Circle'ın ne işe yaradığını görmüş olacaksınız USD krizini de öğrenmiş olacaksınız Bitti mi USD krizi bitmedi ama rafa kaldırdı herkes Bitmiş gibi davranıyoruz unuttuk gibi davranıyoruz bitmedi ama karşımıza çıkacak. Nasıl FTX bitmedi, bu da bitmedi. Şimdi Silvergate neden bu duruma düştü? Silvergate 1 milyar dolar zarara uğradı FTX'in ilk çöküşüyle birlikte. Ve bu zararı bildirdi. Bildirdikten sonra da sıkıntılı bir süreç başladı. Zararı bitti mi? Bitmedi. 1 milyar dolar çok dehşet bir para. Ama bitmedi. Şu ana kadar toplamda FTX çöküşünden aldıkları hasar 8.5 milyar dolar. Bakın 8.5 milyar dolar sizden bir çıktı var. 8.5 milyar dolar yani bunu kapatmanız lazım. 1 milyar doların arkasından destek çıkılmıştı ve rahat bir nefes almıştı. Kim destek çıkmıştı biliyor musunuz? BlackRock. BlackRock çok büyük bir fon. Bakın çok büyük bir fon. Dünyanın en büyük fonları arasında ve destek çıktı biraz rahatladı. Ancak destek yeterli olmadı çünkü delik büyüyor. Ne oldu şimdi? Coinbase çıkışını açıkladı. Paxos çıkışını açıkladı ki bunlar stable coin üreticileri. Bunlar farklı bir şeyle çalışacaklar artık farklı kurumlarla farklı bankalarla çalışacaklar ve bu emin olun sizleri de etkileyecek. Çünkü eğer Silvergate'in rakibi olan ve şu andaki alternatifi olarak görülen Signature Bank yeterli gelmese geleneksel finanslara yönelenecek ve burada bankalar karşımıza çıkıyor. Hafta sonu sıkışma olacak aynı Ethereum olduğu gibi siz 10 doları belki 20 dolar ücretle çekeceksiniz. Böyle bir durumu ister misiniz olsun olursa ne kadar büyük sıkıntılar olacak biliyor musunuz? Bunun farkında olmanız gerekiyor. Yani ben sizle şurada Telegram'da bir haber paylaştım da bunu araştırmanız gerekiyor. Bakın One River Digital. One River Digital ne oldu? Coinbase satın aldı bugün. Bunu duyurdu. Ne işe yarıyor bu? Bakın bunu kopyalayacaksınız. Tamam mı? Kopyala diyeceksiniz. Şurada benim yaptığım gibi One River Digital ne iş yapar? Yazıyorsunuz ve burada çıkıyor. Kripto fon yöneticisi. Diyeceksiniz ki Coinbase neden bunu aldı? Ne işine yarayacak Coinbase'in? Önlem mi alıyor? Yoksa hala hazırda ücretli bir şekilde yaptırdığı bir işi ya da ücret vererek yüksek ücret vererek yaptırdığı bir işi kendi yapıp maliyeti mi düşürmeye çalışıyor? Bunu araştıracaksınız ya da piyasada bir risk mi var? İşi kendi tarafına mı çekmek istiyor? Yani şöyle düşünün. Siz bir hamburger yapıyorsunuz. Köftesini kendi ürettiğiniz, ekmeğini kendi ürettiğiniz bir hamburger var. Yani siz şunu sıkıntısını çekmeyeceksiniz. Ya bugün ekmek yetmedi. Ya da bugün ekmek vermeyi kestiler. Bize bugün hamburger yapmıyoruz diyemeyeceksiniz. Çünkü ekmeği kendiniz üretiyorsunuz. Firmalar da bunu yapmaya çalışıyorlar. Aldıkları şeylerle banka satın almaya çalışıyorlar ya. Banka alanı var. Banka satın alıyor. Çünkü işlemlerini onun üzerinden yürütecek, maliyeti düşürecek, güvenilirlik artacak vesaire vesaire. İşte bu haberleri araştırmazsanız bunların farkında olamıyorsunuz. Maalesef olamıyorsunuz. Ya yani şu haberi araştırmanız için diyorum size Telegram'a katılın. Telegram'daki üye sayısı 2839. Niye? Millet deli gibi teknik analiz. Deli gibi vadeli işlem, deli gibi o bu şu ya şunun farkında olsanız bir USD krizinde Paxos'u takip etseniz haber akışlarını. Şurayı yakalayamayacak mısınız? Yakalayacaksınız. O yüzden mutlaka bunu takip edin. Bakın mutlaka takip edin. Ya bir insan size işte 20, do 20 bin dolara düşecek diyor. Tamam ona inanıyorsunuz. Çok ilginizi çekiyor. Hemen abone olayım kanalına. Hemen takip edeyim. Bakın bakayım bir sonrakinde ne söyleyecek. Özellikle bir de tutarsa var ya o. Arkasındaki sonuç ne? Neden düşüyor? Neden 20 bin dolar alacak? Hiç sorguluyor musunuz? Yok. Açıp izlerim videomu nasıl olsa. Ha, aynı. Her zaman böyle olmayacak ama arkadaşlar. Bakın dolar endeksinden bahsediyordum. Ancak şu an dolar endeksi arka planda kaldı. Çünkü size söylemem gereken birçok veri var. Ve videonun akışını hızlandırıyorum. Siz de 2x'e vesaire alabilirsiniz. Ancak video sonuna kadar izleyin. Silvergate olayını anlamak istiyorsanız en azından. Teknolojisinden bahsettik. Siz stabil, stabil coinlerinizi nakide çevirmek istiyorsanız buna mecbursunuz. Ve şu anda bu sektörde sıkıntılar var. Bu ne, neden olacak? Sıkışmalara zaman aralığının artmasına yani siz bir çekim işlemi satım işlemi yaptığınızda bunlarda sorun yaşanmasına ücret artımlarına işte bunların hepsine neden olacak. Devam ediyoruz. Silvergate raporlarını eğer 16 Mart tarihi civarlarında veremezse bir iflas durumu olabilir. İflas durumu olduğunda işte işte asıl o zaman panikle akış başlayacak. İnsanların şu anda şurada yaptıkları hareketler, bakın şurada yaptıkları hareketler daha başlangıç. Akıllı insanların aldığı önlemler gibi görebilirsiniz bunu. Şimdi burada size bu veriyi gösterecek, destekleyecek veri nedir biliyor musunuz? Bakın USDT tether dominansı artışta. Neden İnsanlar tetherden çıkış yapacak. O yüzden ilk olarak tethere geçiyorlar. Yani ba başka birimlerden bir USDT'den tethere akış oluyor. Bakın USDT'de de akış var, dominans artıyor. Yani bir yerlerde çıkış var, bakın domi bitcoin'de satış geliyor, satış geldikçe bunlar artıyor. Dominanslar artınca ne oluyor? Çok net bir şekilde akış olduğunu görüyor ama bu akış burada kalıyor mu sizce? Yoksa başka bir yere mi çekiliyor bu akış? Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Yani bu teter dominansı buradan düşecek. Ancak bu sefer Bitcoin'in fiyatı artmıyorsa diyeceksiniz ki bu Bitcoin'e geçmiyor bu para, başka yere geçiyor. Onu da nerede görürsünüz? Bakın altına bakalım. Altın destek noktasında tutundu, yukarı doğru yönünü döndürdü. Altına geçiyor. Altına illa enflasyonun tavan yapmasıyla altına geçmeye gerek yok. Altın her zaman güvenli bir liman olarak, dengeleyici olarak kullanılır ve buraya geçişler var. Şimdi ben bu videoda size bütün ayrıntıları anlatmaya çalışıyorum. Birisi çıkıp diyor ki 19 dakika seni kim dinleyecek? Dinlemeyebilirsin kardeşim. Gerçekten dinlemeyebilirsin. Ama sen sadece o temel teknik analizle ben video atmadığımda ya da izlediğin A kanalı video atmadığında tam senin yatırımın da orada çürür. Emin ol buna orada çürür. Arka planda işlerin nasıl çalıştığını anlamaya bakacaksın. Bir videoya bırak 19 dakika ayır. Sonraki videoları belki de izleme gereği duymayacaksın. Ama mantıklı bir şekilde işi yapmanız gerekiyor. Bakın 8,5 milyar dolarlık açıklık diyorum. Yani bu kolay kolay toparlanmaz. Emin olun kolay kolay toparlanmayacak da. Yatırım arıyorlar şu anda. Destek arıyorlar. Umarım bulurlar. Devam edelim. Bakın. Bitcoin bir saatte %5'in üzerinde düşüş yaşadı. Normal bir şey değil. Ve bu sadece bir önlem düşüşü. Şimdi burada bir de düşünün. Bu 1 milyar dolarlık ilk çıkışın sonrasında BlackRock gibi devasa bir fon destek vermeseydi ne olacaktı? Bu işlem daha da kötüleşecekti. Yani siz buradaki yükselişi hayal kurarsınız ancak. Bu olmazdı. Destek verdi. iş arka plana kaydı. Ve yatırımcı girişi olmaya çalışıyor. Birçok farklı noktayı konuşuyoruz zaten. Ancak olayı iyi bir şekilde takip etmelisiniz. Bizim dediğimiz Silvergate halka açık bir şey. Yani hisse seneti var bunun. Alınıp satılıyor. Ve bunun hisse seneti 24 saat içinde %55'ten fazla düşüş yaşadı. %55'ten fazla düştü. 200 küsür dolarlardaydı bir ara birkaç ay önce. Şimdi 7 dolar 800 dolar seviyelerinde. Çok fazla düştü. Bakın çok fazla düştü. Ve son 24 saatte de %55 düştü. Şimdi 16 Mart'a kadar bunun rapor sunması gerekiyor. Durumunun ne olduğu hakkında. Bu rapor zaten çoktan sunulması gerekiyordu, sunamadı. Zaten bundan dolayı böyle bir hareket geldi. İnsanlar çekiniyor, kurumlar çekiniyor çünkü bunlarla iş yapıyorlar. E bu işler bizim karşımıza çıkınca da ne oluyor? Zarar etmememiz gerekiyor. Arka planda olanları göremezsek mecburen zarar edeceğiz. Zarar etmemek için de arkadaşlar ben sizi seviyorum ve size gerçekten dürüstçe bir öneri yapmak istiyorum. Yapacağınız en güzel hareket ne olacak biliyor musunuz? En büyük kendinize yapacağınız yatırım. şu Telegram kanalında paylaştığım haberlerde bilmediğiniz bir şey olduğunda bunu alıp kopyalayıp Google'a yapıştırıp Bing'e yapıştırıp bu nedir diye açık bir şey yapacaksınız. Arama yapacaksınız. Ve o aramayı okuyacaksınız sonuçlarını. Makaleleri okuyacaksınız. Artık dosyalarını okuyacaksınız. Anlamayabilirsiniz. İlkinde anlamazsınız. Ancak ikinci benzer bir şey okuduğunuzda dersiniz ki. Aa ben burada da bunu görmüştüm. En azından bunu yapın. Bakın birçok veri paylaşıyorum sizlere. TÜİK enflasyon açık. Enflasyon ne demek olduğunu bilmeyenler var. Ama buna yönelik hareket yapıyor. Adam buna yönelik short işlem açıyor. Long açıyor. Ben enflasyon ne bilmiyorum. Neye göre şekilleniyor bilmiyorum. Enflasyon artarsa ne olur bilmiyorum. Yani sen bilmiyorsan neye göre yatırım yapıyorsun? Neye göre yani? Bakın Ripple CEO'su Brad çıkıyor ve diyor ki sek davası ile ilgili karar bu yıl açıklanacak. Her yıl aynı haber geliyor. Her yıl bakın, Her yıl neredeyse daha iyi gidiyor. Şu oluyor bu. Cart curt. Niye devam etmiyor? Çünkü bunun arkasındaki açıklamayı sadece Ripple'la gerçekten yatırım yapıp bu Ripple'ı gerçekten araştıranlar görebiliyor. Yani 100 yılda bir çok büyük bir haber gelmesi lazım ki siz duyun bunu. Ben size duyurayım. Siz de buradan okuyun. Bakın Elizabeth Warren'ın da aralarında bulunduğu ABD'li senatörler Binance borsasının suçluların 10 milyar dolarlık paralarına aklamakta kolaylık sağladığını söyleyerek suçlamalarda bulunuyor. Ayrıca senatörler Binance borsasının FTX'e benzer bir yapıda olduğunu da gerekçe gösteriyorlar. Yani Binance sıkıştırılıyor. Bakın Binance sıkıştırılıyor. Ya bunun farkında olacaksınız. Bakın 5 kişi bunu beğenmiş. Umarım bu 5 kişi. Bakın 5 kişi de olsa iyidir. Bu 5 kişi bu haberi araştırıyordur arkasını. Ya bununla ilgili de bir şey yapacağım. Emin olun yazdığım e-book'ta ne yapmanız gerektiği, piyasayı nasıl analiz etmeniz gerektiği, nelere dikkat etmeniz gerektiği hepsini anlatıyorum. Umarım o çıktığında sizlerde büyük değişimler olur. Tek taraflı bakmaktan, tek taraflı analiz yapmaktan ya da böyle insanları takip etmekten vazgeçersiniz. Kendinizi geliştirmek için adımlar atarsınız. Diyeceksiniz ki, işte "Sen çok mu biliyorsun? Ben çok bilmiyorum." Ancak benden 10 bilgi vereyim, 9'unu biliyor olun. Hatta 10'unu da bilin. Sonraki verdiğim bir bilgi olsun. O bilgiyi bilmeyin. Onu alın ya da neyi al alacağınızı öğrenin. Bana yeterli. Zaten bunun karşılığını ben görüyorum sizlerden video beğenilerinde, aboneliklerde, Telegram'a katılmalarda. Beni anlayan insanlar buralara doluşuyor zaten. Ve buralarda büyük destek veriyorlar bana. Her attığım gönderiyi gidip beğeniyorlar. Yorumda bulunuyorlar. Yani bunlar benim için önemli şeyler ve ben söylediklerimin bir yere gittiğini görüyorum. Neyse çok uzatmayalım. Toparlayalım ve bitirelim. Riskli bir durumdayız arkadaşlar. Mart ayı bizim için kötü geçebilir. Daha öncesinde genel olarak Bitcoin'in aydan aya her yıl yaptığı hareketlerin olumlu mu olumsuz mu, yüzde yükselişle mi, çöküşle mi olduğunu görüyorduk ve burada Mart ayı genelde olumsuz geçiyordu. başka verileri inceledik. Bu verilerde olumlu geçtiği de oldu. Genel toparladığımızda normal istikrarlı bir şekilde habersiz şekilde devam ederse Mart ayında küçük bir olumsuz düzeltmeyle bitirebilirdik. Ancak Silvergate gibi bir krizde olumsuz bitirirsek emin olun sonraki ayda olumlu gelme ihtimali de düşecek. Çünkü bir sonraki ayda etkilenecek. Silvergate ile bağlantısı olan bütün kurumlar etkilenecek. Silvergate'in yatırım yaptığı bütün e, piyasalar, bütün hisse senetleri, her şey etkilenecek Silvergate olayından. O yüzden sabırlı olmanız, haberleri, piyasayı okumanız gerekiyor. Bakın piyasayı okumanız gerekiyor. Dow Jones'ta artış var. Bakın Amerikan piyasaları iyiye gidiyor. Dolar endeksine bakıyoruz. Dolar endeksi şu anda bir yükseliş sonrasında bir düşüş. Yani şuradaki direnç noktasını kıramıyor. Bu bizim için iyi bir şey. Bu alttaki trendin altına da gerileyemiyor. Ama şurayı da kıramıyor. Yani şu anda çok da kötü bir durumda değiliz. Bizi kötüye götüren şey Silvergate olayı. Ve bunu da elimden geldiğince anlatmaya çalıştım sizlere. Telegram kanalına katılarak haberleri takip etmeyi unutmayın. YouTube kanalından teknik analizleri, temel analizi, piyasa analizini hepsini inceleyin. Ama Telegram'dan da haberleri takip edip araştırın. Bu size naçizane tavsiyemdir. Eğer video yararlı olduysa da beğenip abone olarak bunu bana gösterebilirsiniz. Yorumlarda da aklınıza takılan tüm soruları sorun. Bakın tüm soruları sorun. Hepsini cevaplayacağıma dair sizlere söz veriyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.